genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba. Ben radyoloji uzmanı doçent doktor Birnur Yılmaz. Bugün size meme kanseri risk faktörleri ve görüntüleme tekniklerinden bahsedeceğim. Meme kanseri kadınlarda erkeklere oranla 100 kat daha fazla görülmektedir. Genetik faktörlere gelecek olursak meme kanseri geni dediğimiz BRCA1 ve 2 genleri ve bu genlerin varlığı kanser riskini arttırmaktadır. Normalde bu genlerin görevi meme hücrelerinin normal olarak gelişmelerini sağlamak ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemektir. Bunlarda oluşan genetik bozukluk meme kanseri riskini arttırmaktadır. Erken adet ve geç menopoz, yani 12 yaşından önce adet başlangıcı ve 50 yaşından sonra menopoz görülmesi meme kanseri riskini arttırmaktadır. Doymuş yağ oranı yüksek beslenme tarzı da riski arttıran faktörlerdendir. Meme kanserinde aile hikayesi bulunanlar hastalığın oluşması bakımından yüksek risk altındadırlar. Fakat meme kanseri olan kadınların %85'inde ailesinde meme kanseri hikayesi yoktur. Geç ya da hiç doğum yapmamış olmak risk faktörüdür. 35 yaşına kadar hamilelik bir şekilde koruyucudur. Hodgkin hastalığı için göğüs ön duvarında ışın tedavisi görmüş bireylerde de 10 yıl sonra meme kanseri riski yüksektir. Meme ultrasonu İyi bir görüntüleme yöntemi kis ve kitle ayırımında bize yardımcı olmaktadır. Ayrıca mamografide tanımlayamadığımız kitleleri de meme ultrasonuyla değerlendirmekteyiz. Duktografi ya da galaktografi olarak da adlandırılan bir görüntüleme yönteminde de meme başı akıntısının sebebi araştırılması için meme başından iyotlu kontrast madde verilerek orada herhangi bir kitle olup olmadığını ekart etmemize yardımcı olan bir görüntüleme yöntemidir. Meme MR'ı herhangi bir kitle gördüğümüzde kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığı hakkında bize bilgiler vermektedir. Ayrıca meme kanseri tanısı almış hastalarda kitlelerin tedaviye cevap verip vermediğini değerlendirilmesinde de meme MR'ı kullanılmaktadır. Meme kanseri kanserden ölümlerde bayanlarda birinci sırada gelmektedir. Onun için yıllık kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye eder. Herkese sağlıklı günler dilerim.